Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün yeni bir sağlam maçın hikayesi videosuyla beraberiz. Bugün 3. Lig 2. grup 33. hafta maçında Ali Bekirspor'la Yeni Ordu Spor'un maçına geldik. Ali Bekir Stadı'ndayız. İstanbul'da güzel bir hava var. İki takım da tabiri caizse formalite maçına çıkacaklar. Zira Ali Bekirspor geçen hafta Çatalca'da aldığı beraberliğin ardından ligde kalma şansını yitirmişti. Yeni Ordu Spor ise playoff şansı da yok. Küme düşmeyle ilgili de bir problemi yok. Orta sıralarda yer alan bir takım. İki takımın son 5 maçına baktığımızda Yeni Ordu Spor son 5 maçın 4'ünü kaybederken geçen hafta Kemer Spor 2003'te berabere kaldı. Ali Bekirspor ise son 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken 1 galibiyet aldı. Turuncu Maviler de geçen hafta Çatalca Spor deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı. İki takımın Ordu'da oynadığı sezonun ilk maçında ise ev sahibi Yeni Ordu Spor 1-0 kazanmıştı mücadeleyi. Golü de 90. dakikada şu anda Ali Bekirspor'un resmi futbolcusu olan Fatih Şerifoğlu atmıştı. Takımların esami listesi de elime ulaştı. Hızlıca sizlere ondan bahsedeyim. Ev sahibi Ali Bekirspor'da kaleci Mert Can Tunca kaleyi koruyacak. Mahmut Han Samet Acar, Meta Mimaroğlu, Bünyamin Balat, Salih Tunar, Nihat Şimşek, Kerim Deler, Feyyaz Alış, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Suat Mede, Burak Baba ilk 11 ile sahada olacak. Yedek oyuncular ise Halil İbrahim Acar, Muammer Erdoğdu, Safa Çağlar, Berke Radar olacak. Konuk ekip Yeni Ordu Spor'da ise kalede Murat Demir var. Furkan Işıkdemir, Çağrı Bülbül, Burak Aydın, Abdülsamet Burak, Osman Şahin, Asım Can Çaykıran, Hasan Kaya, Alperen Doğan, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Muhammed Emin Polat ilk 11 ile sahada olurken yedeklerde Batuhan Bahtiyar, Mithat Yaşar, Sebahattin Usta, Kerim Bölük, Fatih Selimhan Solmaz olacak. Umarız güzel bir maç olur. Yani çok fazla keyifli bir maç olacağını sanmıyorum. Zira dediğim gibi iki takım da formalite maçına çıkmış durumdalar. Biz yine de elimizden geldiği kadar fotoğraf çekeceğiz, video çekeceğiz. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Devre arasında da eğer mümkün olursa taraftarlarla sohbet edeceğiz. Maçın ardından da yine mümkün olursa teknik heyet ya da futbolcularla konuşmaya gayret edeceğim. Maç içerisinde görüşmek üzere. Ali Beköy'de ilk devre sona erdi. Ali Beköy Spor taraftarları ile beraberim. Yanımda Özcan Keleş var. Özcan abi ilk devre son dakikada
bir golle derli Bekirspor'a 1-0 geride tamamladı. Önce bu maç özelinde ilk devreyi bir değerlendirirsek neler söylersiniz Özer abi? Yani futbolcular küme düşmenin psikolojisini oldukça yaşıyorlar. Yani ruh mu kalmamış yani. Maç bitse de gitsek diyorlar yani. Ben öyle. Evet. Peki genel olarak sezon iç saha maçlarının çoğunda buradaydın, görüyordum seni. Genel olarak neler söylersin? Yani çok zor şartlarda kulüp şampiyon oldu, 3. lige yükseldi. Yönetimin, başkanın büyük özverisi var. Aynen. Fakat maalesef tutunamadı bu senelikte. Yalnız taraftarlar bayağı Muammer Sakay'a biraz sataşma gibi bir şey var. Hiç hak etmiyor bence. Ya başkan bunları hiç hak etmiyor. Biz burada zaten kemer maçıyla büyük ihtimalle ben orada küme düşeceğini yani tahmin ettim. Ya buradaki maçlarımızı en azından alacaktık. Son dakikalarda yenen goller. Ama ilk yarıdaki kadro bu kadar da kötü olmaz diye düşünüyorum ben. Yani sonradan gelen yani toplama takım gibi oldu. 4 teknik adam değişti. Aynen. Yani çok kötü. Yani çıkmak, düşmek çok kolay, çıkmak çok zor. Evet yani, Özcan abi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii geçtiğimiz sezon Muammer Saka başkan geldikten sonra takım şampiyon olunca iş bitmiyor. Yani geçtiğimiz yıllarda futbolculara olan borçların ödenmesi gerekiyordu ki lisans alınsın profesyonel lige katılabilmek için. Aynen. O borçları vesaire bitirdi başkan. Aynen. İşte tesis yaptı vesaire. Yani ben önümüzdeki sene baldan tekrar şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Ben çünkü ona inanıyorum. En azından borç vesaire yok. Ben de inanıyorum. Sene daha güçlü bir şekilde gelecektir. Aynen. Yani neticede önümüzdeki sene daha güçlü bir şekilde gelecektir. Başkan da bu seneden tecrübeler mutlaka edinmiştir. Aynen. Seçmelerde de ben buradaydım. Bayağı takip ettim. Yani seçmelerde de büyük hatalar yapıldı. O komite futbolcuları seçen komitede yani başarısız diye düşünüyorum ben. Evet. Çok daha iyi futbolcular seçilebilirdi yani. Ya ki maddi yönden de sıkıntı yoktu. Muammer Başkan bayağı destek çıktı. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi olur. Yani benden çok oğlum üzüldü. Evet, Ekin de burada. Yani Ekin'cim sen de bütün İsa maçlarında buradaydın. Hatta bazı deplasmanlarda da seni gördük. Sen neler söylersin? Şöyle bir sezonu anlatırsan bize. Yani bu sezonda evet babam dediği gibi birinci dönem daha iyiydik. İkinci dönem yani taraftara yazık oluyor. Futbolcular ruhsuz. Bunları demek istiyorum. Peki teşekkürler Ekin. Peki Özcan abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Şimdi de Yeni Ordu Spor taraftarlarıyla beraberiz. Şenel Çakmak abimizle beraberiz. Şenel abi ilk devre son dakikada attığınız golü. İlk devre 1-0 sona erdi. 1-0. İlk devreyi değerlendirirsen neler söylersin? Ben vallahi ilk yarının yarısına yetişebildim maça. Şu anda iki takım da biraz havada sıcak. Vasat altında gibi oynuyorlar ama. Şu anda İbre o Yeni Ordu Spor'dan yana. Bu ikinci yarı bir iki fark daha olacağını tahmin ediyorum. Tabii Şenel abi şimdi Yeni Ordu Spor'un da bir iddiası yok. Ali Bekir Spor'un da bir iddiası yok. Bir formalite maçı zaten bu. Formalite Yeni Ordu Spor sezonu iyi başlamıştı esasında. Şampiyonluk adaylarındandı. Vallahi sonra ne olduysa bir katakulli oldu galiba. İlk devreler güzel gitti. İkinci başlarında takım 5-6 maç kaybetti. Biz tabii ki ben orada değilim. İstanbul'da yaşıyorum. İzliyoruz televizyonlardan izliyoruz ama küçük kulüpler mali yönden çok zayıflar. Futbolcu alımıyla yeni kaliteli futbolcu şu anda kulüpler sokamıyor. Eldeki mevcut kadrolarla Türkiye şartlarında hatta maçtan maça bile zor geliyorlar bu arkadaşlar. Gönül isterdi ki daha biz istediğimiz seviyede tamam edemedi. Çıkmalıydık bu ligden bu sene ama şu anda maalesef bu şekilde yeteceğiz. Ortalarda bitireceğiz. Peki Şenel abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yine de Ali Beyköy Spor'a da başarılar diliyorum. İnşallah yeni senede onlar da yani şu sırada bakıyorum ama bu çocuklara da yazık yani bir destek yok herhalde. Gördüğüm kadar onlarda da destek yok. İş yani adamı başkan olsun. Tabii, başkan şimdi bir abi, başkandan olacak iş değil bu. Bu bütün iş adamıyla bütün oturanlarıyla semtiyle beraber bir bütündür. Bu kaynak gerektiren bir mesele. Herkes elini taşın altına koymasa yerel yönetiminden al da yönetimlere kadar bu işler destek isteyen bir işler. Kolay bir iş değil. Allah yardım etsin. Yani gönül istiyor. Ama istemekle de olmuyor. Bir takım şeyler maddiyata dayanıyor. Evet. Her şeyin başı maddiyatta. Doğru Şenel abi. Peki teşekkür ederim. Ben başarılar. Teşekkür ederim. İki takıma da önümüzdeki sene inşallah hayırlısı olur. Başarılar diliyorum.
1-1. Ulan bir kişi dokunmuyor. Tuh. Kerem al lan. Bir de olsun. Evet değerli izleyiciler, bugün de bir sahadan maçın hikayesi videosunun sonuna geldik. Müsabaka sona erdi. Ali Bekirspor 3. Lig'deki son iç saha maçını bugün tamamladı. Müsabaka 1-0 konuk ekip Yeni Ordu Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Golü de 45. dakikada Burak Aydın attı konuk ekip adına. Bu sonuçta şöyle puan durumuna baktığımda Yeni Ordu Spor puanını 46'ya yükseltti. Ali Bekirspor ise 33 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta bir başka sahadan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bu arada kanala hala abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.